Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi konu testi 1'deyiz arkadaşlarım. Hemen şöyle bir odaklanmamızı bir ayarlayalım ve sonra soru çözümümüze başlayacağız arkadaşlarım. Biraz şöyle parlaklığımızı da bir açalım. Tamamdır. Şimdi ilk sorumuz bakalım ne diyor? Diyor ki ABC üçgeninde BE bir açıortay, bir sürü eşit açılar var dostlar. Soruda gördüğünüz üzere hemen biz ne yapacağını öğrenmiştik. Eşit açılar görünce aynı harfi yazacaktık. Yani buna da A diyorum, buna da A diyorum. Sonra şuna B diyelim, buna da B diyelim. Ve bakın sonrasında işte şu üçüncü açılarımız kaldı. Şuna C yaz. Buna da tabii ki hemen bir C yazalım. Şimdi şu küçük üçgenle, şu üçgenle, diğerini de şöyle maviyle tarayalım. Şu üçgenin açıları tıpatıp aynı olduğu için bunlara ben artık benzer üçgenler diyebiliyorum. Hemen benzerleyelim. Küçükte bakın A'nın karşısına tık tık düşmüş. Yani 1K diyelim biz buna. Şuraya da K yazalım. Küçükte A'nın karşısına 1K düştü. Büyükte A'nın karşısına bakın şu mavi üçgende 2K geldi. Demek ki benzerlik oranları 1 bölü 2. Küçükte bizim C açımızın karşısına AB geldi. Yani X geldi. Büyükte C açısının karşısına yani şuradaki C'nin karşısına da BC geldi. Onu da 48 olarak vermiş. Ve bakın şu K'ları sadeleştirdim. 2'nin karşılığı 48 yani 24 katı. 1'in karşılığı da 24 katı olacak. 1'in 24 katı 24'tür, yapıştır gelsin. İkinci sorudayız dostlarım. Dik yamuk görüyoruz yine sorumuzun içerisinde. Bakalım neler yapacağız bu soruda. Şimdi şuradan aşağıya bir diklik indirdim hemen dostlar. Dik yamukta biliyorsunuz bu dikliği indirmek bizim birinci görevimiz. Şurası 3 ise burası da 3. Şurası 9 ise burası da 9. Şimdi açılara giriş yapıyorum. Şu açıya bir sürü diklik varsa AB 90'ları yazın demiştik. Bakın burası B. Şuraya A gelmek zorunda çünkü burası 90 derece. A ise şuraya B gelmek zorunda çünkü A ile B'nin toplamı 90 olacak. B ise 90 var. Şuraya da A geldi. Bizden de BC'yi istiyormuş. Buraya da X'i yapıştırdık. Hemen şu küçük dik üçgenle şununla ki bu 3, 4, 5 dik üçgenidir. Bizim sevdiğimiz bir dik üçgen. Şu büyük dik üçgeni benzerleyelim dostlar. Bakın burada A'nın karşısına 3 düştü. Burada A'nın karşısına 9 düştü. Yani 3 katı. Burada 90'ın karşısına 5 düştü küçük üçgende. Burada 90'ın karşısına da x düştü. Hocam ne dedik? 3 katı olacak dedik. 5'in 3 katı olacak. Demek ki 15 gelecek sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yine eşit açılar gördük. Hemen A diyelim. A diyelim buna da. Sonra AF AE'nin 2 katıdır. Yani şuraya K dersem AF 2K olacakmış. BE ED'ye eşitmiş arkadaşlarım. BE ile ED birbirine eşit ve 6'şar santimmiş bunlar. Başka AFAN'ın 2 katı BF de FC'ye eşitmiş. Bakın şimdi dostlarım. Küçük üçgenin kenar ortayını çizmiş K. Büyük üçgenin kenar ortayını çizmiş 2K mı demiş buna? Evet. Kenar ortayların oranı benzerlik oranının aynısıydı hatırlarsanız dostlar. Benzerlik oranına eşitti. Şimdi ben hangi üçgenleri benzerliyim hocam? Bakın şu taradığım üçgene odaklanın. A, B, D. A, B, D üçgeni ile. Şimdi bunun bir açısı A. Şuradaki açısına da C diyelim ya da B diyelim şu açısına. Bakın A, B. O zaman şu üçüncü açıya da C yazalım. Büyük üçgene bakın A var. Şurada B var. O zaman bunun da şu açısı mecbur C oldu. Demek ki benzerler diyebiliriz. A, B, D üçgeni ile A, C, B üçgeni, A, C, B üçgeni benzerdir dedim. Peki benzer üçgenlerin kenar ortaylarının oranı 1'e 2, benzerlik oranına eşitti. Demek ki bunların benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani burada B açısının karşısında şu BD kenarı 12 var ya arkadaşlar, 12 demiştik buraya. 6-6'dan dolayı 12. O zaman büyük üçgende B açısının karşısı 2 katı olacak. Yani 24 olacak şu BC uzunluğumuz. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi.
Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. Bakalım ne diyoruz bu soruda? Bir dikdörtgen görüyorum burada. Şurası 4 birimse şuraya da 4 yazalım. Şuraya 2 yazalım dostlarım. Bakın şurada bir benzerlik görüyorum. Şuradaki 3 ile şuradaki 4 benzerlik yaptı burada. Peki 3 bölü 4 küçük üçgen, şu küçük üçgenle şu büyük üçgenin benzerlik oranı 3 bölü 4. O halde ben buraya bir 3K yazarsam büyük üçgenin şu kenarının 4K olması lazım. Yani şu 2 dediğimiz yere K geldi. O zaman 3K ne oldu? 6. Bunu da yazdık. BD'yi istiyor bizden. X'i yapıştırdım BD'ye. X'i bulmak için de öklik yapacağım dostlar. Bakın diklikten diklik inmiş. 4'ün karesi yani 16 eşittir diyeceğiz. X çarpı şuradaki uzunluk yani 6 ile 2'nin toplamı 8. 16, 8 ile 2'nin çarpımıdır. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, 5. sorusundayız. İlk konu testi 1'imizin. Şimdi oranlar vermiş, eşit açılar vermiş. Önce eşit açılara AA diyelim. Bakın şunlara AA, şunlara da BB yazdığımda şu A ile şu B'nin toplamı şu dış açıya eşit. A artı B bu taradığım yer. E hocam bu A ile bu B'nin toplamı da şuraya eşit. E o zaman bu da A artı B oldu. Demek ki bu bir ikiz kenar üçgenmiş aslında. Yani şuna Y dediğimde buranın da Y olduğunu biliyorum ben artık. Devam edelim. BD'nin iki katı DC'ye eşit. He, bunu da yazalım. Şimdi BD'ye 2Y dersek o zaman buna da 2Y demeliyim. DC'ye 3Y diyecekmişiz. Bunu da söylemiş. Ve bakın şu üçgende de AB üçüncü açıya C yazalım. Bunda da AB üçüncü açıya C'yi yapıştıralım. Hadi şimdi benzerliği. Burada A'nın karşısına 2Y düştü. Büyük üçgende yani şu sağdaki üçgende A'nın karşısına 3Y düştü. O zaman 2 bölü 3 benzerlik oranları. Burada B'nin karşısına 12 yazdım. Burada B açısının karşısına 12 artı X düştü. Onu da yazıyorum. 12 artı X. Ve şimdi şu orana geçelim bakın. 2'nin kaç katı? 6 katı. O zaman 3'ün de 6 katı olacak. Yani şurası 18 olacak. 12 ile neyin toplamı 18? Tabii ki Denizli'nin cevap 6. Evet 6. sorumuzdayız. ABC üçgenin iç teğet çemberinin yarıçapı ABC'nin yani büyüğünün yarıçapı küçük çemberin yarıçapının 3 katıdır diyor arkadaşlarım. Peki biz ne biliyoruz? İç teğet çemberlerin yarıçaplarının oranı benzerlik oranlarına eşittir. Demek ki büyük üçgen 3K ise küçük üçgen 1K. Yani şu üstteki kenar bunun 1K ise büyüğünün üstteki kenarı 3K olacak. Tabii ki şuraya da 2K kaldı. Aynı şekilde burası için de geçerli. Tabii buraya M yazarsam burası da 2M olacak. Bize neyi vermiş? BC'yi 24 vermiş. Yani 3M'yi 24 vermiş. O halde M'yi 8 bulduk. Bizden de M'yi istiyor. BE'yi istiyor. Cevap çoktan çıkmış bile. 7. sorumuzdayız. Yine kare sorusu arkadaşlar. Bir sürü diklik gördüğümüz için bir AB 90'ları çakacağız hemen. Burada tabii ki şimdi şuraya biz bir A diyelim. Şuraya B yazalım. AB 90. Şuraya da B diyelim. Şimdi 4'müş karenin bir kenarı. O halde bu da 4. Bu da 4. Buraya da 4'ü yazdım. Bakın 3 var, 4 var. Demek ki şu uzunluğun tamamı 5 olacak. Bizden de DF'yi istiyor. Şurayı istiyor. X diyelim. Tabii ki burası da 5 eksi X geldi diyebiliriz dostlarım. Şimdi şurada bir deltoid görüyorum ama biz daha deltoid bilmediğimiz için bu konuya çok girmeyeceğim arkadaşlarım. Buradan bulabilirim eğer istersem ama burayı uzatmayacağım. Ben şöyle yapacağım. Şuradan bir diklik indireceğim. Hemen. Bakalım bu diklik ne işimize yarayacak. Şuraya bakalım şimdi. Ya da buradan mı indirseydik? Şöyle mi indirsek diye düşündüm. Şu biraz daha hoş olabilir miydi acaba? Buna bakalım. Evet bu biraz daha hoş olur. Biz şu dikliği indirelim arkadaşlarım. Şuradan. Bir indirelim bir deneyelim. Şimdi B var. Burası 90. O zaman şuraya da A kaldı. Ve bakın. Şurada 90'ın karşısı 4 olmuş. 4. Burada 90'ın karşısı 5 olmuş. Yani ben buradaki üçgenle şu üçgeni benzerleyebilirim eğer istersem. Gerek var mı buna diye düşündüm bir an. Buradan değil de başka bir yerden mi bulsak diye düşündüm. Çünkü şu eşliği de kullanmak zorundayım ben. 90'ın karşısında burada tık tık var. 4 var yani.
Bir yerde daha 90'ın karşısında 4. Ha, şurada da 90'ın karşısında 4 var. Bakın şurada da 90'ın karşısı 4 oldu. Yani bu aslında ikizkenar üçgenmiş. He. Şimdi ikizkenar üçgen olduğu için burası 4 4 olduğu için bu yükseklik aynı zamanda ne yapar? Kenarortay yapar, değil mi arkadaşlar? Hatta aynı zamanda açıortay yapar. Burası da A oldu. A, şurası da B geldi. Şimdi benzerleyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Bakın burada bu büyük üçgende 90'ın karşısına şuranın tamamı 5 düştü demiştik. Sonra şu üçgende 90'ın karşısına ne düştü? 4 eşittir. Şundaki 90'ın karşısına da 4 düştü. Devam edelim. Burada A'nın karşısına ne düştü? 3. Burada A'nın karşısına ne düştü? Bir K diyelim buna. K düştü. Buradan 4 kere 3 12 eşittir. 5K. 12 eşittir 5K. 5'e bölersem 12 bölü 5 eşittir. K çıktı. K'mız 12 bölü 5. E hocam burası 12 bölü 5 ise şurası da 12 bölü 5. Topladım şu uzunluk. Yani bize sorulan x dediğimiz yer 24 bölü 5. Hatta bunu 2 ile genişletelim. 48 bölü 10. Yani ne yaptı o da? 4,8 yaptı. Sorumun cevabı çıktı bile. Evet, 8. sorudayım arkadaşım. AB ile AC birbirine eşit iki kenarmış. Bu bir ikizkenar üçgenmiş. Bunu bir yazalım. Tamam. AB AC'ye eşit. Tamam. BD eşittir DC'nin iki katı. Yani şuraya K dediğimde şurası 2K. Şimdi şu açıya A diyelim. Şu açı da A'ymış. Tabii ikizkenarlıktan bunun da A olduğunu söyleyelim biz hemen. Başka şuraya B diyelim. Şuraya C yazalım arkadaşlarım. Bakın A, B, C. Şu ortayı kontrol ettiğinizde B var, A var. E o zaman buraya da C yazmalıyım ki toplamları 180 olsun. Buraya bakın A var, C var. Demek ki şuraya da B yazmalıyım. Ben dedim. Ve şimdi benzerleyebilirim artık. B'nin karşısı 2K. Burada B'nin karşısı 2. Burada C'nin karşısı 9. Burada C'nin karşısı K. Yani 2K kare eşittir 18. K kare eşittir 9. K eşittir 3. Meğersem bunlar 3 ve 6'ymış. Bize de DC, DC'yi soruyormuş. 3'müş zaten arkadaşlar. Bulduk bile DC'yi. Evet, konu testinin ilk 8 sorusunu gömdük herhalde, değil mi? X8 miydi? Evet, X8 soruyu gömdük. Şimdi 9. sorumuzdayız dostlar. Bakalım ne diyor. Şimdi burada bir açıortay vermiş. Bakın şuradan aşağı doğru inen doğru hem açıortay hem yükseklik olmuş. O halde bu kayı kuralından kenarortay da olacak ve bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar üçgen olacak. Yani A diye yazdım bunun açılarına. Sonra şurada bir oran vermiş. FC'ye 7K derseniz diyor. FC'ye 7K. AF'ye 2K diyeceksiniz diyor. Buraya 2K yazdım. Tabii ki bu uzunluk 9K olduğu için buraya da mecbur 9K'yı yapıştırdım. AE'ye 2 düşmüş. Buna göre verilenlere göre AB yani 9K kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlar. 9K'yı istiyor bizden. Şimdi bakalım neler yapacağız? 9K'yı nasıl bulacağız? Bir görelim bakalım. Şimdi buradan aşağıya bir diklik indirsem. Şu dikliği indirsek. Peki bu diklik 7'ye 2 oranı var. Burada da 7M'ye 7'ye 9 oranı var daha doğrusu. 9M oranı olur ki çok bir işime yarar mı diye düşündüm. Bilmiyorum. Çok da bir işimize yaramayabilir. Şu DF ile FE'nin oranını bulsak bir işimize yarar mı? 2K bölü burası, bu bölü bu. Tabii ki oradan K'yı buluruz. O zaman DF bölü FE oranını bulmak zorundayım ben arkadaşlar. Bunu bulmak için uğraşacağım şimdi. Bir deneyelim, bir düşünelim bakalım. Şu da geldi aklıma arkadaşlar. Şöyle de yapsak olur mu diye düşündüm. Şuradan bir paralel çizsem bakın. Kelebek üçgen yapacağım şimdi. Şimdi şu kelebek üçgenin benzerliğini bir konuşsak. Bakalım neler olacak şurayı. 2'ye 7 oranı var. O halde şurası 2M'ye, şurası 7M. Hatta burası da 7M. Evet bakın buradan daha güzel çıktı. Şimdi şunu görmenizi isteyeceğim arkadaşlarım. Şöyle biraz daha kalınlaştırayım ben onu. Bakın şu üçgene odaklanın şuna. Şöyle bir kalınlık yaptım orada. Şurada da 2M var. Bakın 2 bölü 7. Gördünüz mü benzerlik oranları? 2 bölü 7 yazıyorum. 2 bölü 7 eşittir. 2 bölü
tamamı olmak zorunda. Tamamı demek ki bunun 7 olacak. Şuranın tamamı. E hocam ikisi buradaysa. Oba dur bakalım, yanlış bir şey geliyor buradan. Cevap yanlış çıkıyor. Kelebeğe yanlış mı yazdık acaba? Ya da oranı mı yanlış yazdık? AF'ye 2K, FC'ye 7K. Tamam doğru, 2'ye 7. O zaman paralel çizdiğimde 2'ye şu kelebek üçgenden 7M olmalı. Bu da tamam. Burası 7M ise buranın da 7M olması gerekir. E bu da tamam. Sonra şuradan 2 bölü 7. O zaman küçük 2 büyük 7. Demek ki şuraya 5 kalacak. Ha, 9K'yı soruyormuş bize. Ya ben K'yı rasyonel sayı bulunca, şıklara da rasyonel olmayınca kafam karıştı. Tamam. Bize zaten 9K'yı soruyor diyerek 2 bölü 7'den 5 olduğunu oranın bulduk arkadaşlar. Evet 10. sorumuzdayız dostlar. ABC'de dikdörtgen demiş. AEF D kare. Şurası da kareymiş. Tamamdır. Şimdi kare ise şunların bütün kenarlarına şöyle tık tık yapalım ki kafamız karışmasın. Sonra AB'yi 6 vermiş. AB buranın tamamı 6. Şimdi biz şuraya biz bir K diyelim arkadaşlarım. Bakın karenin bir kenarı 2 artı K. O zaman bu da 2 artı K. Bu da 2 artı K. Bu da 2 artı K oldu. Şimdi AB 6 idi. O zaman buraya da ne kalmak zorunda? 4 eksi K yazmalıyım ki toplayınca 6'ya ulaşalım. Tabii ki şurası da 4 eksi K. Buna göre alan AEFD, yani karenin alanını soruyor bize. Şimdi benzerliğimizi yapacağız dostlar. Şöyle ki bakın, şunun şuna paralelliğini konuşacağız. Şuradaki üçgenden. Böylelikle bir benzerlik yapıp soruyu çözmüş olacağım dostlarım. Ya da şu kelebeği de konuşabilirdim. İkisi de olur arkadaşım. Hatta hangisini ya da fark etmez. Bununla başladık bir kere. Şimdi 4 eksi K'nın tamamına oranı. 4 eksi K'nın tamamı buranın nedir arkadaşım? 6'dır değil mi? Tamamının uzunluğu 6 birim. Çünkü öyle vermiş. AB'yi 6 vermiş. Eşittir. K'nın 2 artı K'yı oranı. K'nın 2 artı K'ya oranıdır diyebiliriz biz. Mesela buradan değer versek, 3 versek neler oluyor mesela? 3 verince oluyor mu? Yok. 2 versek, 2 verince 2 bölü 6 oluyor burası. 2 verince 2 bölü 4 oluyor. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 3 oluyor. Olmuyor. 3 versek 1 bölü 6 oluyor. 3 versek 3 bölü 5 oluyor. Olmuyor. 4 versem 0 oluyor zaten. 1 versem, 1 verince ne oluyor? 3 bölü 6. 1 verince 1 bölü 3 olmuyor. Mecbur bulacağız o zaman. Hadi bulalım. Buradan 6K eşittir. Şurayı çarpalım şimdi. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. 4 ile K'yı çarpıyorum artı 4K. Eksi K ile 2'yi çarpıyorum eksi 2K. Eksi K ile K'yı çarpıyorum eksi K kare. Toparlayalım burayı şimdi. 4K, 2K çıkarsa 2K kalır. Bu 2K'yı da bu tarafa atarsam 4K olur burası. Eksi k kareyi buraya atarsak, eksi k kare buraya artı k kare olarak geldi. Burada da bir tek 8 kaldı arkadaşlarım. Hatta şöyle k parantezinde k artı 4 eşittir 8 geldi. Çıkıyor mu buradan direkt bir şey? Yok. Buradan direkt gelmiyor. Bizden ne istiyor peki bu adam? Şu karenin alanını istiyor. Yani 2 artı k'nın karesini istiyordu. Onu da yazalım şuraya. 2 artı k'nın karesi eşittir. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, yani 4K. Bakın biz zaten şu k kare artı 4K'yı şuradan 8 diye bulmuştuk. Burası 8 ise 4'te de topladığımda 12 olduğunu, hiç K'yı bulmamıza gerek kalmadı. Böyle bulduk. Evet 11. sorumuzdayız. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir demiş. Ağırlık merkezinden paralel doğru geçiyorsa burayı 1'e 2 oranında bölecek demiştik. Hatta bu tarafı da M'ye 2M oranında böldüm. Burada bir paralel kenar söylemiş. Burasının da M olduğunu biz söyledik. Yine paralel kenarsa şuranın da 12 olacağını belirtelim biz. Burası da 12 birim. Hatta 1'e 2 oranından şurası 4'e 8 diye de bölünecek. Bizden de KE'yi istiyormuş. 4'ü yapıştırdık bile çoktan. Evet 12. sorumuzdayız. Bakalım bu ne diyor? Bir dik yamuk verilmiş, 3 var. Şurası 5 verilmiş. Burası o zaman 4 olmak zorunda. 3, 4, 5 üçgeninden. İkizkenar dik üçgen verilmiş. Buna göre AB, AB neresi? Şuradaki uzunluğumuz X diyelim biz buna. X kaç birimdir diye bir soru sormuş bize.
Evet, başlayalım bakalım. Şimdi neler yapacağız? Şuraya şimdi bir A diyelim. A açısı, B açısı olduğunu söyleyelim arkadaşlarım. A, B 90 benzerliğine başladım ben. Şöyle yapsak daha iyi olur diye düşündüm gençler. Şimdi A, B 90'lara başladık. Devam edelim. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik indiriyorum. Ya hocam niye indirdim bu dikliği? Şimdi iki sebepten dolayı indirdim. Birincisi zaten dik yamukta demiştik ki 100 sorusunun 99'unda buradan aşağı diklik indirilir. İkincisi, bakın burada 90'ın karşısında 5 var. Bu dikliği indirdiğimde buranın da 90'ın karşısının 5 olmasını sağlamak için bunu yaptım aslında arkadaşım. Şimdi A var, şurada B var. B 90, burası A. Tabii ki buranın da B olduğunu söyleyelim. Artık şu üçgenimizle bu üçgenimizin eş olduğu aşikar dostlar. Peki dikdörtgenden dolayı burası 4 ise buraya da 4 yazalım. Dostum eşlikten dolayı bakın bunun A'sının karşısı 3 ise bunun da A'sının karşısına 3 yazalım ve x toplamda ne çıktı? 7 çıktı diyebilirim. Evet. 13. sorumuzdayız. Burada bir açıortay görüyoruz dostlar. 13. sorumuzda 5 var, 7 var. BF'yi soruyor bize. BF'miz de şuradaki açımız, kenarımız dedik. Şimdi karenin bir kenarı 12 imiş. O zaman burası 12 eksi x olsun. Burası 12 olsun. Burası 12 olsun. Hatta 5, 12. Şuraya da 13'ümüzü biz yazalım dostlar. Peki. Devam edelim. Şurası da 90 derecedir diyelim. Şu eşit açılara A diyelim. Şuraya da B yazalım. Bakalım neler olacak. Şimdi 5, 12, 13'ümüz de var. Bu da güzel bir şey oldu. Başka da böyle bir eksantrik ilginç bir şey yok dostlarım. Şuradan bir diklik çizesim var sanki. Bu da 12 eksi x olur ama çok da bir şey olmaz. Şu açıortayı bir uzatsak. Şöyle açıortayları bazen uzatmak kolaylık sağlıyor arkadaşlar. İyi çözdürüyor soruları. Bakın bu açıortayı uzattığımda şurada bir Z harfi gördüm. Siz de görün arkadaşım şu. Hatta şöyle kalın yapayım ben onu. Şöyle kalınlaştırdım Z harfini. Şimdi burası A derece ise şu açıya da biz mecbur A derece yazdık. Ve bakın şurada da bir ikizkenar çıktı. Bu A, bu da A. Demek ki bu kenar 13 ise şuranın da 13 olması lazım. E 7 buradaysa buraya ne kalacak? 6. Şimdi son darbeyi vuruyorum. Kelebek üçgen yapıyorum arkadaşlarım. Şurada bakın. Oranı ne? 6'ya 12. 1'e 2. O zaman x ise burası. Burası normalde ne olacak? 2x olacak. Yani 12 eksi x dediğimiz yer aslında 2x. Demek ki 3x eşittir 12, x eşittir 4 paketledik çıktı. Evet, 14. sorudayız. ABCD dik yamuk demiş. Tamam. Şurada bir ikizkenar üçgen görüyoruz. ABDC'nin iki katıdır diyor. Şuraya K diyelim. Burası 2K. Tabii ki burası da 2K. AB ile BE eşitler. Onu gördük. CH 6. AD. Neresi AD? Şuradaki x nedir diye de bir soru sormuş bize. CH'ı da 6 vermiş. Şuradaki dikliğimizi de 6 olarak söylemiş arkadaşlar. Şimdi biz şu açıya A diyelim. Şu açıya B diyelim. Şurası da A olsun. Şuraya da B kaldı diyebiliriz. A ile B'nin toplamı 90 oldu arkadaşlarım. Bunu da biliyorsunuz artık. A ile B'nin toplamı 90. Peki burada B'nin karşısı 6. Burada B'nin karşısı x büyük üçgende. Burada 90'ın karşısı k. Burada 90'ın karşısını bilmiyoruz. Şurasının tamamı. Orayı bilmediğimiz için şimdilik susuyoruz arkadaşlarım. Peki başka neler yapabiliriz diye konuşalım. Şu açılarımıza da bir isimler verelim. CC diyelim bu açılara da. Şu C'nin tersi şurası da C olsun arkadaşlarım. Bir de bakın şu Z harfini görün. Bakın şurada yamuk ya bu. Şurada bir Z harfimiz var. O zaman şu açının tamamı da C oldu. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıktı. CC. Demek ki şurası da komple K olmak zorundadır dedim. İkizkenardan dolayı. Yani artık burada bakın 90'ın karşısında 1K var şu küçük üçgende. Şu büyük DAB üçgeninde 90'ın karşısına 3K düştü. Yani 1K bölü 3K bunların benzerlik oranı. Yani 1 bölü 3'tür diyorum. Burada B'nin karşısına 6 düştüyse 6,
Büyük üçgende B'nin karşısına da tabii ki 3 katı olan 18 düşecek. X'imiz 18 gelecek. Evet, 15. sorumuzdayız. Paralel kenar diyor. Şimdi şu açılarımızın eşit olduğunu biz bileceğiz paralel kenarda. Daha öğrenmediniz ama şimdiden söyleyeyim. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit. Şimdi 90A, o zaman buraya B yazalım. 90A, buraya da B yazalım. Başka ne vermiş? BE demiş. AE'nin 2 katıdır. Yani şuraya K diyelim. Burası 2K. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için DC'ye de 3K yazdım. BF'ye 1M derseniz FC 3 katı olacak. 3M diyor. O zaman buraya da 4M yazdım. Şimdi buna göre AE, yani K'yı soruyor bize. Hadi benzerleyelim arkadaşlarım. Bakalım nasıl bir şey gelecek benzerlik oranları. Burada B'nin karşısına 3M yazmışız. Bölü. Burada B'nin karşısına 1K yazmışız. Eşittir. Burada 90'ın karşısına 3K yazmışız. Bölü. Burada 90'ın karşısına 4M yazmışız. Eşittir. Burada A'nın karşısına DF, X diyelim biz, DF'ye. X demeyelim ya da Y diyelim. Y yazmışız. Burada A açısının karşısına da 3 yazmışız arkadaşlar. Şimdi bu orandan biz sorumuzu çözeceğiz inşallah. Önce şuradan bir içler dışlar yapalım. 3K kare eşittir 12 M kare geliyor. Hatta 3'e bölelim, 3'e bölelim. 4 kalsın burada. Her iki tarafın kare kökünü alırsam buradan K, buradan 2, bir de M gelir. K eşitmiş 2M'ye. Yani biz K gördüğümüz yerlere 2M yazarsak burası 6M olur. Burası 2M, burası 4M olur. K gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 2M yazıyorduk arkadaşlarım. Hemen K gördüğüm yere şuraya 2M yazarsam 3K dediğim şey 6M oldu. Bakın M'leri sadeleştirirsem şurada bir içler dışlar çarpımı yapıp Y'yi bulurum. 4Y eşittir 18, Y eşittir 18 bölü 4, yani 9 bölü 2 geldi. Burayı da bulduk, 9 bölü 2. Bizden nereyi istiyordu bu? Şuradan Pisagor yapalım bir de. Bakın 2M'yi istiyordu. Ondan sonrası gelecek zaten diye düşün. Hatta şuradan da Pisagor yapabilirmişim arkadaşlarım. Pisagor'u buradan yapalım. Direkt 2M'yi bulalım. Şimdi burada bir de şu dikkatimi çekti dostlar. Tabi illa böyle olmak zorunda değil. Şansımıza böyle çıktı. 90'ın karşısı 4M iken sadece 30'un karşısı 2M'dir. 30, 90, 60 üçgeni çıktı şansımıza. Ha böyle olmasaydı ben mecbur Pisagor yapacaktım buradan. Peki 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölme işlemi yapıyorduk. Demek ki burası 3'ün kök 3'e bölünmüş hali. 3'ü kök 3'e bölerseniz de kök 3 çıkar zaten. Cevabımız Edirne'den gelir. Evet, 16 ve sonuncu sorumuzdayız. Bakın burada bir açıortay gelmiş, yükseklik olmuş. O halde bu kenarortay da olacak ve bu üçgen ikizkenar bir üçgen olacak. Sonra BF FE'nin 2 katıymış. Şuraya K dediğimizde burası 2K'ymış arkadaşlarım. Bizden de ne istiyor? AE bölü AC. AE bölü, yani X bölü X artı Y'yi bizden istiyor bu adam. Bakalım nasıl davranacağız şimdi? Burada biz neler yapacağız bir görelim. Şimdi ilk aklıma şuradan bir paralel çizmek geldi. Burayı da ikiye bölecek değil mi? Bu paralel doğru. Şu kısmı da ikiye bölmek zorunda. Sonra şurada bakın 1'e 2 oranı var. 1'e 2. K'ya 2K. O zaman bu tarafta da M'ye 2M oranı olmak zorunda. Aynı oranı bu tarafta da böldü. Peki şurası tam orta noktaydı. Yani burası 2M ise üstü de 2M olacak. Yani şu X dediğimiz yere M kaldı. Şimdi ne istiyordu bizden? X, A, E, 1M bölü A, C. O da 4M çıktı. 1 bölü 4'ten sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet arkadaşlar, birinci konu testini gömdük böylelikle. Bir sonraki videoda ikinci konu testini gömeceğiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.